buraya atmaya müteakip iki elimizle buradan destek vereceğiz. Burada merdivenler var. Merdivenlerden bu şekilde ineceğiz. Güneş, su sizin için lükstür. Herkesin normal yaptığı duşu siz 4 günde bir veya 8 günde bir yapıyorsunuz. Bunlar denizaltının zorluğu ama iyi ki denizaltıcı olmuşum. Denizin altında nefes alıp da bir yudum soluğu paylaşanların, uçsuz bucaksız derinliklerde kader birliği edenlerin filosu onlarınki. İşte donanmanın kara kızları ve onun divane tutkunları. ...16 yıldır denizaltıcı bir subayım ve bugün Bahriye'ye tekrar adım atsam hiç tereddüt etmeden tekrar denizaltıcı olmayı canı gönülden isterim. Sevmeden yapılabilecek bir meslek değil bu. Savaşa hazır ol emriyle gökyüzünün maviliğine veda edip denizin koyu lacivertine dalan torpido ve güdümlü mermiyle iç içe bir dünyaları var onların. Denizaltıcı olmak zor iş. Burası denizaltının savaş harekat merkezi, yani beyni. Denizaltılar görevleri itibariyle avcıdırlar ve denizin yüzeyindeki bir avı yakalamak için işte bu periskopu kullanırlar ve sonrasında da hedeflerini imha ederler. Vardiya subayı gemiye kumanda ederken su üstündeki unsurlar kendisini fark etmeden onları buradan izler. Gece veya gündüz onu izleyebilirsiniz. Fakat düşman sizin orada olduğunuzu fark etmez. Denizde bir damla ama su yüzeyindeki tüm gemilerin de korkulu rüyası, sessiz kabusu denizaltılar. Engin denizde düşmanın yerini keşfetmesi günleri haftaları alabilir. Bu yüzden Türk donanmasının en caydırıcı kozlarından kara kızlar. Sadece şnorkel yaparak, 2 aya yakın bir süre su altında kalarak harekat icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptirler. Deniz suyunun kaldırma kuvvetinin dengelenmesiyle hareket ediyor denizaltı. Ve anlatımı karmaşık ama özetle pille çalışıyor. Ama bahsettiğimiz 250 tonluk bir pil. Burası denizaltının manevra dairesi. Binlerce düğme var ve o düğmelerin her birinin de ayrı bir görevi var. Yani denizaltıya apayrı görevler veriyor. Ve yine işte denizaltının dümeni. Denizin altındaki yaşama gelince. İki kişinin aynı anda geçmesi imkansız. Şöyle zaten koridordan belli oluyor. Böyle birisi hemen şöyle yan tarafa kayıyor. Personelden birisi yol veriyor galiba. Evet, geminin içindeki işleyişte iki personel karşı karşıya geldiğinde böyle dar bir koridorda herkes şu şekilde sağına döner ve birbirine yol verir. Bu artık insanın hayat şekli haline geldiği için otomatikleşen bir davranış halini alır. Şimdi personelin istirahat ettiği, yattığı... Evet. Yerler buraları. Dinlendikleri bölgeler burası. Bir ranza sistemi var, evet, ama hani bildiğimiz ranzalardan değil. Bunlar böyle küçücük. Aynı zamanda da portatif. Kuşkusuz yatakta. Dinlenmek için çok elverişli ama hayli küçük. Küçük ancak denizaltıcılar için çok konforlu. Biz o şekilde olduğuna inanıyoruz. Ben şimdi sizi personelimizin dinlendiği yere götüreceğim. Peki. Personelimin boş zamanlarında istirahat ettiği, yemeğini yediği yer burası. Ancak burası sadece yemek yenen bir yer de değil, burası geminin silah sistemlerinin aynı zamanda depolandığı da bir yer. Verilen göreve göre 40 ya da 50 kişilik bir personelle çıkıyorlar seyre. Bazen o kadar derine dalıyorlar ki soğuktan kazak giyiyorlar. Birbirlerine de penguen diye sesleniyorlar. Olası kazalar için de her an tetikteler. Çok sıkı taktik ve basınç eğitimlerinden geçiriliyorlar. Denizaltı dalmış durumdayken olası bir kaza durumunda personel özel çıkış giysilerini giyerek gemide oluşan hasar durumuna bağlı olarak üstüvane veya torpido dairesi yolu ile gemiden çıkış yapar. 4 Nisan 1953 günü yani Dumlupınar denizaltısının kaza geçirdiği tarihte kurtarma imkanları yeterli değildi donanmamızın. O yüzden 81 denizci vatan sağ olsun diyerek ve o ana kadar dikkatle kullandıkları havayı son nefeste ah bir ateş ver türküsünü söyleyerek tükettiler, şehit oldular. O kaza bugün olsa hayatta olacaklardı ama Dumlupınar şimdi onların 91 metre derinlikteki kabirleri. Çok sevdiğim bir cümle var, her şey sevmekle başlar. Gerçekten denizaltılık da sevmekle başlar. Onur, cesaret, gurur, sadakat, kader birliği, sevinç ve heyecan. Bunlar sessiz ve derinden sloganıyla denizleri arşınlayan, dev bir balinayı andıran kara kızlarla onun kahraman personelinin örf ve adetleri.